Bir gün Hazreti Musa Aleyhisselam insanlara tebliğde vuruyor, yine sohbet ediyor, hutbe okuyor. Orada İsrailoğullarından birisi diyor ki, ya Musa, senden daha bilgili kimse var mı yeryüzünde? O da kendisinin Allah'ın peygamberi olduğu için diyor ki, yok, benden daha bilgili kimse yok diyor. Öyle deyince, bunun üzerine Hazreti Musa, ya Allah-u Teala ikazda buluyor. Diyor ki, nasıl olur senden daha bilgili kimse yoktur diye iddiada bulunuyor. Diyor, senin bildiklerin sana verilenlerdir. Senin bilmediğin daha çok şeyler vardır, bilgiler vardır. Bunun üzerine diyor ki, ya Rabbi, onun bilgisinden istifade etmeyi bana nasip eder misin? Bana yardım eder misin? Onun bilgisinden, ilminden istifade edeyim. Allah-u Teala da ona bir denizin kenarında, bir kayanın bulunduğu bir yerde bir adamı görebileceğini, onun için de yolculuk hazırlığı yapmasını istiyor. Hazreti Musa da yola çıkıyor. Tabii yol arkadaşı Yuşa bin Nun diye bir şahsiyet. Bu da İsrailoğullarından. Yola çıkıyorlar fakat işaret de yanlarında bulunan bir azık var. Nedir o azık? Yani yiyecek balık. Bildiğimiz balık yanlarında. O balık ne zaman heybeden yani çantadan çıkar, suya akar ise o Allah dostu dediğimiz, samih kul dediğimiz kişi batın ilminde bilgi sahibi olan şahsiyet orada olduğunu söylüyor. Neyse yola devam ediyorlar Hazreti Musa ile beraber. Selam kelam derken artık yoruluyorlar. Daha sonra o yoruldukları yerde bir mola veriyorlar. O arada balık çantadan çıkıyor, suya akıp gidiyor. Tam söyleyeceği zaman Hazreti Musa'nın uyuduğunu da görünce söylemiyor. Ondan sonra Hazreti Musa aradan zaman geçtikten sonra uyanıyor. Bu sefer kalkıp tekrar yola devam ediyorlar. Hazreti Musa ile beraber gittikten sonra Hazreti Musa diyor ki yemeği getir yani ekmeğimizi yiyelim. Hazreti Musa ile oturuyorlar, selam kelam ettikten sonra Hazreti Musa diyor balık, diyor ki şeytan bana unutturdu. Balık bizim o ilk mola verdiğimiz yerde suya aktı gitti diyor. Bu sefer Hazreti Musa ile yanındaki arkadaşı geri dönüp geliyorlar. Geri dönüp geliyorlar. Geliyorlar bakıyorlar ki bir tane adam orada oturmuş. Saçı sakalı ağırmış. Böyle duruşu belli, vakar, ilim, irfan, fikir fışkıran bir adam. Hazreti Musa diyor ki beni kendine arkadaş kabul eder misin? Seninle yolculuk yapmak istiyorum. İşte sebebini anlatıyor. O Samih Kul da diyor ki sen benimle arkadaşlık etmeye tahammül edemezsin. Dayanamazsın diyor. Bunun üzerine Hazreti Musa da diyor ki yok ben sana iyi arkadaş olurum diyor. İnşallah yardımcı olurum ve beni de sabredenlerden bulacaksın diyor. Neyse karar veriyorlar. Beraber yolculuğa başlıyorlar. Hani demin dedik ya, olayların hemen dışına bakıp arka perdesini düşünemezlik etmememiz gerekiyor. Yani bir şey hayırlı mıdır, şer midir? En sonunda hayırlı şer olduğunu daha o sıra iyi fark edeceğiz. Şimdi dünyada Hazreti Ebubekir gibi malını Allah yolunda harcayan, Hazreti Hatice gibi malını Allah yolunda harcayan, Hazreti Abdurrahman bin Af gibi malını Allah için infakta kullanan bir insanla malını hiç Allah yolunda kullanmayıp malıyla beraber daha yeryüzündeyken toprağın dibine gömülen karın bir midir? Elbette ki bir değildir. Onlar Allah için infak ettiler, mahşerde bunun karşılığını alacaklar. Karın dünyada kazandıklarını dünyada Allah için kullanmadığı için hatta zekatını vermediği için ne oldu? O malıyla beraber helak oldu. Birisinin malı kendisine cennete götüren bir sermaye olurken diğerinin malı mülkü kendisini cehenneme götüren bir felaket oldu. Dıştan baktığımız zaman ne kadar güzel var, ne kadar altınları var, paraları var, hesap kitapları var.
Ama işin sonuna baktığı zaman birisi helak olmuş, birisi özgürlüğüne kavuşmuş, cennete gitmeye muvaffak olmuş Allah'ın izniyle. Ve işte orada Hazreti Musa ile beraber gemiye biniyorlar. Gemi bunları alıyor, yolculuk devam ediyor. O Hızır Aleyhisselam diye bildiğimiz Allah'ın dostu gemiye başlıyor bir zarar vermeye. Geminin bir tahtasını veyahut da bir yerinde delik açmaya çalışıyor. Hazreti Musa da diyor ki, ya sen ne yapıyorsun? Adamlar bizi gemiye bindirdi, üstelik ücret de almadı. Sen de girişmişsin adamların kendisini yaralamaya çalışıyorsun. Hızır Aleyhisselam diyor ki, ben sana demedim sen sabredemezsin. Yani bunun bir sebebi var diye bir ikazda bulunuyor. Ondan sonra diyor ki, tamam neyse geliyorlar bir yerde iniyorlar. Yolda yürürken bir beldede, o yürüdükken bir beldede kimse bunlara ekmek, aş, su bir şeyler de vermiyor. Hızır Aleyhisselam bir duvarın yanından geçerken bakıyor bir tane şey, bir duvar böyle yapılmış yıkılmak üzere. Onun üzerine başlıyor hemen Allah'ın izniyle o duvarı yapıyor, bitiriyor. Diyor ya buradaki bu halk zalim, zorba bir millet. Hiç olmazsa bunun karşılığında bir ücret alsaydım, ondan sonra yapsaydım. Yani onlar bize bir ekmek paylaşıyor, sen bunların duvarını yapıyorsun diyor. O da diyor ki, ben sana demedim mi? Sen benimle bana yola gitmeye sabredemezsin. Benimle yol arkadaşı yapamazsın. Bunun üzerine diyor ki, tamam eğer bundan sonra da yine bir şey yaparsan, bu seninle aramızdaki ayrılığa yani firak olmaya sebep olsun, artık son olsun. Tamam diyor. İşte giderken bir tane çocuğu yolda giderken bir çocuğa vuruyor. Nasıl vurduğu gibi çocuk orada ölüyor. Çocuk ölünce Hazreti Musa yine diyor sen ne yaptın? Suçsuz günahsız çocuğu tuttun, yani vurdun öldürdün. O da dedi ki bu seninle zaten anlaşmıştı, bu seninle son yolculuğumuzdu. Gel bunların sana hikmetini, sebebini anlatayım diye Hazreti Musa'ya durumu anlatmaya çalışıyor. Zahir ve batın diyoruz ya, olayların içi ve dışı. Diyor ki bu gemi bizim gittiğimiz yerde, bildiğimiz yer değil de gittiğimiz yerde zorba bir tane işte vali var, bir kral var. Ne yapıyor? O gemilere asker gönderir. Mesela bir iki tane asker gönderir. Eğer gemi sapasağlam tertemizse zorbalığına el koyuyor. Senin gücün askeri olan bir insana yeter mi? Yetmez. Diyor bunlar ortak olan arkadaşların geçimini sağladıkları bir gemidir. Ben o gemiyi yaralı hale getirdim ki bu gemideki o tahtanın mesela eksik olduğunu görür görmez vazgeçecekler. Ki öyle de oluyor. O duvar meselesine gelince duvar meselesi de diyor ki zamanında bunların içerisinde yaşayan bir alim, arif bir insan vardı. Kimseye güvenemedi. Kendisine ait olan zenginliğini yani bir sermayesini çocuklarına bırakmak için binanın altına kazı yapıp oraya gömmüş. Fakat bu çocuklar şimdi bu duvar uçsa idi, o altın yani dediğimiz define diyelim veyahut da işte bu sermaye gün ışığına çıkacak. Bu çocukların elinden zorla da alacaklar. Halkın zorba olduğunu zaten söyledik az önce. Ondan dolayı bunlar biraz daha büyüyünceye kadar zaman tayin edildi. Yani ben biraz zaman kazandım. Ve diyor, üçüncü çocuğa da vurma meselesi, diyor ki bunları hepsini bana yaptıran Allah. Şimdi bir çocuğun canını böyle bir el vurmayla, yani Hazreti Hızır vurdu diye adam ölür mü? Ölmez. Allah istediği için ölür. Allah istemezse kimse ölmez. Anasının karnında çocuğu daha dünyaya gelmeden ölür. Kimse ona vurduğu için mi ölür? Bunlar hep Allah'ın bilgisi, Allah'ın takdiri dahilinde olan bir şeydir. Olayları değerlendirirken hep bugün bulunduğumuz durumda Allah'a hamd edeceğiz. Allah-u Teala'ya kulluk etmek konusunda daha fazla nasıl şükredebiliriz diye sebepler üretmeye çalışmamız gerekir. Yoksa bulunduğumuz zamana, mekana, imkanlara Allah etmesin beddua edersek o beddualar bizi kendimize eder.
dışarıdan gördüğün değildir.